bu doğum gününü arkadaşlarıyla pizza yerek kutlamak istiyor. Peki, afiyet olsun. 40 lira ödeyerek P adet pizza alabiliyorlar. Demek 40 liraları var. Pekala. Bir kutu pizza 8 lira. Bu durumu ifade eden tüm denklemleri seçiniz. Seçelim. Seçeneklere bakmaya başlamadan önce soruyu iyice anlayalım. P tane pizza alıyorlar ve pizzanın bir tanesi, bir kutusu 8 lira. Bunu düşünmenin bir yolu şu. P cinsinden toplam maliyet ne kadar olacak? Toplam maliyeti satın aldığım pizza sayısı P çarpı pizza başına fiyat olarak ifade edebilirim. Yani P çarpı 8 yazabilirim. Pizzanın toplam maliyeti 8 çarpı P. Veya toplam maliyet 40 lira. Dolayısıyla 8 çarpı P 40 lira yazabilirim. Ve ilk seçenekte de bunu görüyoruz. 8p eşittir 40. Bu seçenek doğru hiç düşünmeden ilk seçeneği işaretleyelim. Pizza sayısı p, bunu 8 ile çarpıyoruz. Çünkü bir tane pizzanın fiyatı 8 lira. Bu bize toplam fiyatı veriyor. Pizzanın toplam fiyatının da 40 lira olduğunu biliyoruz. Yani bu iki değer birbirine eşit olmalı. Doğru olan diğer seçeneklerde ilk seçenekteki bu ifadenin biraz farklı şekilde yazılmış versiyonları olmalı. İkinci seçeneğe bakalım. 40 bölü 8 eşittir p. Bunu farklı şekillerde düşünebiliriz. Eğer pizza için ödediğim toplam fiyatı 40 liraya alır ve bunu pizza başına fiyatla yani 8 liraya bölersem bu işlemin sonucu bana satın aldığım pizza sayısını verir. Bu seçenekte de bunu ifade ediyorlar. Toplam maliyeti alıp pizza başına maliyete bölersek pizza sayısını buluruz. O zaman bu seçenek de doğru. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Eğer ilk seçenekteki eşitliği alır ve bu eşitliğin her iki tarafını 8'e bölersek, eşitliğin sol tarafında 8p bölü 8 p eder. Eşitliğin sağ tarafı ise 40 bölü 8 olur p eşittir 40 bölü 8 yazmakla 40 bölü 8 eşittir p yazmak aynı şey. Yani kısacası ikinci seçenekte durumu ifade eden bir eşitlik. Şimdi üçüncü seçeneğe bakalım. 8 bölü 40 eşittir p demişler. Bu seçenek sorudaki ifadeyle uyumlu değil. Daha önce doğru olarak işaretlediğimiz iki seçenekle de uyumlu değil. Üçüncü seçenekte yazanı ikinci seçenekteki eşitlikle bir karşılaştıralım sol taraftaki kesrin tersini yazmışlar. Eşitliğin sağ tarafının ise tersini almamışlar. Yani bu iki kesir birbirine denk olamaz. İkinci seçenek doğru olduğuna göre, üçüncü seçenek kesinlikle yanlış. Geldik dördüncü seçeneğe. Dördüncü seçeneğe bakalım. 40 bölü p eşittir 8 diyor. Eğer pizza almak için toplam 40 lira harcadım, p tane pizza satın aldım, pizzaların bir tanesine ne kadar, kaç lira ödedim diye sorsaydım, bir tane pizzanın fiyatını bulmak için 40 lirayı p'ye bölerdim, değil mi? Sorda da bize bunun, yani bir tane pizzanın fiyatının 8 liraya eşit olduğunu söylemişler. Dolayısıyla bu seçenek de soruda anlatılanlarla örtüşüyor. Ayrıca daha önce doğru olduğuna karar verdiğimiz ilk iki seçenekteki eşitlikleri de biraz değiştirirsek, dördüncü seçenekteki 40 bölü p eşittir 8 ifadesine ulaşabiliriz. Mesela ilk seçenekteki 8p eşittir 40 eşitliğinde, her iki tarafı da p'ye bölerseniz, sol tarafta 8p bölü p 8 eder, eşitliğin sağ tarafında ise 40 bölü p olur. Yani dördüncü seçenekteki eşitliğin aynısına ulaşırız. Son seçeneğe geldik. P eşittir 8 çarpı 40. Hayda. P'nin 40 bölü 8'e eşit olduğunu biliyoruz. Yani P 40 çarpı 8'e eşit olamaz. Bu seçenek kesinlikle yanlış. Doğru olan seçenekleri işaretledik. Cevabımızı kontrol edelim. Doğru. Şimdi başka bir örnek yapalım. Ayşe ve Ali dondurmalı sandviç yemeyi seviyorlar. Bir haftada Ayşe 5 tane, Ali ise ne tane dondurmalı sandviç yiyor. Dondurma sandviçi diyor, neyse. İkisi birlikte toplam 12 tane dondurma sandviçi yemişler. Bu durumu doğru olarak anlatan tüm denklemleri seçiniz. Hemen yapalım. Ayşe 5 tane yemiş. Ali ne tane yemiş? 5 artı n ikisinin yediği toplamı veriyor. Soruda bize ikisinin toplam 12 tane dondurma sandviçi, dondurmalı sandviç, neyse dondurma yediği belirtilmiş, yani 5 artı n eşittir 12 olmalı. 5 artı n eşittir 12. Buradaki seçenekte bu ifadeyi görüyoruz. Dördüncü seçenek doğru. Doğru olan diğer seçeneklerde n artı 5 eşittir 12 ifadesiyle uyumlu olmalı. Şimdi seçeneklere birinciden başlayarak bakalım. n eksi 5 eşittir 12. n eksi 5, Ali'nin 7 ile Ayşe'nin 7 arasındaki farkı ifade ediyor. İkisinin 7 arasındaki fark 12 olamaz. Çünkü soruda Ayşe'nin 5 tane ve ikisinin toplam 12 tane 7'yi belirtilmişti. İlk seçenek doğru değil. Buna işaret koymuyoruz. İkinci seçeneğe bakalım. 12 eşittir n eksi 5 demiş. Bu eşitlik doğru olmadığını bildiğimiz birinci seçenekle aynı. Sadece eşitliğin sağ ve sol tarafını değiştirmişler. O zaman bu seçenek de doğru değil. Üçüncü seçenek. 5 eksi n eşittir 12. Bu yine Ayşe ile Ali'nin arasındaki fark. Bu fark 12'ye eşit olmayacak. İkisinin toplamı 12'ye eşit olacak. Farkı değil. O zaman bu seçenek de doğru değil. Dördüncü seçeneğin doğru olduğunu daha önce görmüştük. Şimdi son seçeneğe bakalım. 12 eşittir n artı 5. Dördüncü seçenekte 5 artı n eşittir 12 demiştik. Beşinci seçenekte bu eşitliğin solunu sağ tarafa, sağını sol tarafa yazmışlar. O zaman bu seçenek de doğru. Cevabımızı kontrol edelim. Doğru. Bir örnek daha. Hüner Hanım'ın sınıfı okuldaki yardım etkinliğinde şeker satıyor. Çok güzel. C kutu şeker satarak 500 lira kazanmayı hedefliyorlar. Sattıkları her kutu için 2 lira elde ediyorlar. Öğrencilerin kaç kutu şeker satmaları gerektiğini bulacak bir denklem yazınız. Pekala. Ne kadar para toplayacaklarını C cinsinden düşünelim. C tane kutu satıyorlar. Sattıkları her bir kutu için 2 lira kazanıyorlar. Bu durumda kazanacakları toplam tutar 2 çarpı c olur, değil mi? Ya da sadece 2c yazabiliriz. Bu kazanacakları toplamın c cinsinden ifade edilmesi. Hedeflerinin 500 lira kazanmak olduğunu biliyoruz. Kazanacakları toplam paranın 500'e eşit olmasını sağlayacak c değeri nedir? 2c eşittir 500. Öğrenciler bu denklemi çözerek kaç kutu şeker satmaları gerektiğini bulabilirler. Cevabımızı kontrol edelim. Doğru. Bu denklemi çözmeyi de deneyelim. Öğrencilerimize yardımcı olalım. 2c eşittir 500. Bunu aklınızdan bile yapabilirsiniz. 2 ile neyi çarparsam 500 eder diye düşünüp, bunu kendinize sorup, 250 kutu satmaları gerektiğini bulabilirsiniz veya daha sistematik bir yöntem izlersiniz. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölelim. 2c bölü 2 c eder. Bu da eşittir. 500 bölü 2, 250 eder. c eşittir 250 sonucuna ulaşırsınız. Bu kadar kolay.